Selam arkadaşlar. Yine çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Şimdi daha minyonlardan itibaren gördüğünüz gibi anima timini açtım. Ve ilk seçenekte şampiyon Chosen geldi. Bir tane anima timi şampiyon bulacağız. Bir tane bulduk, Jinx. Özelliği de kötü değil. Baktım bir var mı başka anima giden diye. Orada bir tane Jinx gördüm. Hem de carry almış. Ve animada yok aslında board'unda. Yani kartı güzel olduğunu düşündüğü için almış herhalde. Biz de o yüzden daha deminki destek Jinx kartını kabul edeceğiz. Yapacağımız bir şey yok. Jinx takıma %9 saldırı hızı verecek. İlk rakibi alt ettiklerinden itibaren 3 katına çıkacak bu saldırı hızı. Bence yine çok okey bir seçim oldu bizim için. Miss Fortune'a gideceğiz demek oluyor ama bu. Ya ben de şu Jinx kartıyla oynamak isterdim. Yani çok geç keşfettik biliyorsunuz Jinx'i ama keşfettikten sonra ne kadar güçlü olduğunu görebilmiştik. Bu rakibim daha anima bile açmamış. Admin açmış. Bulamamış zaten. Ama belli ki oynayacak yani. Yapacak bir şey yok. Sesim de bu arada değişmedi arkadaşlar. Hastayım. Hasta olduğum için sesim farklı geliyordur. Yoksa herhangi bir şekilde mikrofonu falan değiştirmedim. En son sizin de okey dediğiniz sistemle devam ediyorum kayıt yapmaya. Ama dediğim gibi hastayım. Yeni yeni iyileşiyorum. O yüzden de böyle sesim kötü geliyor veya farklı geliyor olabilir. Devam edeyim. Full gösterdim oyunu erken aşamadan itibaren bu arada. 2-3'teyiz gördüğünüz gibi. 2 mağlubiyet serimiz var. Mağlubiyet serimiz olması çok olası. Ya yani anime oynarken galibiyet almak çok değerli arkadaşlar. Ama galibiyet almaktan kastım da illa böyle win streak'e girmek gibi değil de şöhret puanı kasabilmek çok önemli. Bunu zaten defalarca oynadığım için yenilikçi bir video değil, gelenekçi bir video. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu video. Karoseldeyiz. Ya ben burada kesinlikle sopaya gidecektim. Rakip aldı. Yapacak bir şey yok. Mana'yı alacağız biz de. Miss Fortune'a item arıyoruz. Miss Fortune yok şu an ama bir gün olacak ne de olsa bu Miss Fortune. Olduğu zaman itemleri hazır olsun diye tamamen. En öne gittim, Wukong'u koydum. Onu 2 yıldız yapmıştım. Galibiyet alayım diye yaptım tamamen. Ama Wukong bir an önce ölsün de hani diğer şampiyonların hepsi anima timi ya farkındaysanız. Onlar alt etsin rakibi diye. Son vuruşu onlar yapsın diye bir temennim vardı. Zaten Wukong'u en önde oynamak Wukong'un skill'i için de çok efektif. Çünkü Wukong'un skill'i ne kadar rakibe vuruyorsa o kadar süreliğine o 5 saniye mi 10 saniye mi öyle bir süresi var ya onun. O kadar süreliğine daha fazla zırhı ve büyüdürenci oluyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Zırhı daha fazla oluyordu galiba, büyüdürenci etkilenmiyor da. Aynen öyleydi sanki. Neyse devam edelim. 2-6'dayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çok da anlatacak bir şey yok. Animadan devam ediyoruz. Çünkü videoya da yine yanlış söylemişim. Şampiyon kartını kusura bakmayın. Yorumlarda sabitledim. Ona bakarsınız. Ben 42 AD'de 1 demiştim. Ya öyle değil de şeymiş. AD'si kadar oranında veriyormuş. Bakın işte aşağıda görürsünüz arkadaşlar. Yani konuşurken zorlanıyorum hakikaten. Kusura bakmayın. Devam edeyim. Saldırı hızı geldi. Sopa geldi. Altın geldi de keşke 49'da kalmasaydı. Daha demin 49'da kaldık maalesef. Şimdi burada ben rushladım abi 6 level'a ve Morgana'ya direkt Miss Fortune itemlerini verdim. Kazanmaya devam etmek istiyorum tamamen. Bununla bir alakası var. 50 gold'da kalabilirdik ama 50 gold'da kalsak item de tamamlayamayacağız ya. Yani daha doğrusu burada Wukong'a da verilebilir bu itemler ama Wukong çok erken ölüyor. Burada da Morgana'nın şöyle bir dezavantajı var. Morgana rakibi alt ettiğinde şey kasamıyorum. Şöhret kasamıyorum. Bakalım inşallah ondan az etkileniriz diyelim. İkinci augment geldi, altın augment. Ya burada bir düşündüm. Aslında mücevherli Nilüfer harika olurdu ama Axiom Akım'ını hiç Miss Fortune'la denemedim. Bakalım bir de Miss Fortune'la deneyelim. Axiom Akım aldım abi. Axiom Akım'ı da üniteler rakibi alt ettiklerinde 30 manayı kazanıyorlar. Ya bu işte ne kadar daha rakibi alt ettiniz, mana kazandınız. Rakibi alt ettiniz, mana kazandınız. İşte mesela Morgana ile oynuyorken Axiom Akım'ı değerli. Ya yani Morgana carry oynayacaksanız böyle bir seçenek geliyorsa önünüze, atıyorum ki biz burada oynamayacağız ama Morgana carry. Ya Morgana Carry'de de çok değerli. Hatta öyle bir oyun attım. En son attığım Morgana'dan dördüncü olduğum bir oyunu atmıştım ya arkadaşlar. Sonunculuktan dördüncülüğe gidebilmek için. Böyle son saniye verdiğimiz kararlarda. Orada mesela Axiom Akım'ı Morgana Carry denemiştik. Ve ucu ucuna dördüncü olmuştuk. Ama bayağı tutunmuştuk hakikaten oyuna. Burada da Miss Fortune'dan deneyeceğiz. Bu oyunu da
kaç gün önce oynamıştım? 3 gün önce falan oynadım galiba. Eski oyun yani bu oyun. 3 gün öncenin oyunu ama yine ama şu anki patch ile aynı patch. Hiç farklı bir şey değil. Bu oyundayken abi şey yapmıştım. Plat 1.98 LP'ye gelmiştim. Bu oyundan sonra bir oyun daha atmış olabilirim şimdi hatırlamıyorum. Ya hemen bir ilk 4'e gireyim de elmasa çıkayım, elmasa rush'lıyı vereyim diyordum. Hastayken bir oyun atasım geldi hakikaten. İlk gün iyiydim çünkü. Sesim kötüydü ama şey olarak iyiydim. Elim kolum tutuyordu yani. Sonra zaten bir daha o kadar başım ağrıdı ki hiç oynayamadım yani. Neyse Plat 1.98 LP'ye kadar geldik abi. Ondan sonra bir mağlubiyet serisine bağlamışım. Ama nasıl mağlup oluyorum? Yani şeyi hiç beceremiyorum abi ya bende. Hani ilk 4 garanti kompu oyuna bende hiç yok. Yani ama keşke olsa. O yüzden mesela garanti puan almam lazım gereken yerlerde istediğim kompları bir türlü kuramıyorum. Ta oradan plat 2'ye mi düştüm? 3'e düştüm, 2'ye geri çıktım sonra herhalde. Öyle bir şey oldu işte. Neyse 3-6'dayız gördüğünüz gibi. Anima timinden devam ediyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Shojin de yaptık. Shojin, mücevherli eldiven kesin oynamak istiyorum. Diğer itemine de bakacağız. Dev katil de olabilir. Bence iyileşme olur. Onu söyleyeyim de. Benim sıkı takip edenler bilir zaten. İyileşme itemi ben oynarım. Miss Fortune'da iyileşme itemsiz oynamayı sevmiyorum. Tek yiyor. Bir tane şey oluyor rakipte. Sol falan oluyor. Çat diye bir ult atıyor. Tek yiyor gidiyor abi. Ben o yüzden Miss Fortune işte böyle Jinx gibi, Vayne gibi şampiyonları kesinlikle iyileşmeli oynamak istiyorum. Burada ben yine rush'ladım. Çünkü bir an önce Miss Fortune bulmak istiyorum. Miss Fortune gelme ihtimalini yükseltmek istiyorum. Bir de Anima timini 5'e çıkarabiliyordum. Aatrox'u koyarak farkındaysanız. Aatrox çıkarsam da 5'e çıkarabiliyordum. Yani aynı prensipten ötürü arkadaşlar işte galibiyet almak istiyoruz. Bir şeyi fark ettim. Erken aşamayı kötü geçiriyorsam ben hep çok zor o oyunda puan alabiliyorum. Yani 3-6'da 3-7'de falan bazen benim canım 40'lara falan iniyor arkadaşlar. İşte öyle olunca aşırı direkt mağlup oluyorum yani. Direkt eksi yazıyor yani tahtaya. Bir de oyunda da gerçekten 8. falan olunca hayvan gibi puanlar gidiyor abi. 8. oldum. Bir tanesinde 60 puan falan gitti benim yani. Neyse son kart geldi. Prizmatik geldi. Harika aslında ama şu an biz level aldık zaten. Level up bize hiç yaramıyor. Tinkfest için ben çok yavaşım zaten zaman geçmişte. Yoksa burada aslında Tinkfest alıp Miss Fortune'u rushlamak yapılabilir. Eğer elinize güveniyorsanız. Biz rolledik. Yine Tinkfest gibi bir şey oldu ama altın bilet. Yani bizim de yapabileceğimiz bir şey en azından. Altın bilete bulduk. Hemen rolledim. İki tane Miss Fortune geldi gibi. Hemen Miss Fortune'a itemlerini devrettim. Nasıl iki yıldız yaptık. Upgrade dedik. Bir tane Syndra bulduk. Güzel. Syndra'yı da hiç daha animada kullanmadım ama deneriz. Neden denemeyelim? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. 8'e çıkmayacağız zaten. Armamız yok. Yani daha doğrusu spatulamız yok. Biz de bulamadık. 8 anime zaten oynayamayacağız. Bu rakibim 8 anime oynuyor ama mesela Miss Forge bu rakip 2 takım büyütmeyi almış. Ama kaybedersen daha fazla mağlup olacaksın. Hasar alacaksın almış. İsmini unuttum şimdi onun. Kesinlikle bu rakibim Jinx'ini 3 yıldız yapmak zorundaydı. O da rushlamış. Yanlış yapmış. Kesinlikle o rakip yenilecek arkadaşlar. Şu an 81 canı olduğuna bakmayın. Çünkü o kartı da almış. Oradan da bir oyun kaybedecek. Zaten 40 canı falan gidecek onu. Göreceksiniz bakın. Şimdi biz bildiğimiz standart biraz geleneksel Anima Squad timine girdik. Sadece burada tabi tam geleneksel diyemeyiz buna. Şakacıyı açtık. Ekodan dolayı. Syndra ile Sona'yı da kullanayım dedim. Syndra ile Sona da yürek açıyorlar. Ekoya da Syndra yıldız muhafızı açıyor. Bence güzel oldu. Değişik. Hiç daha önce böyle bir anime kompozisyonu denememiştim. Ya genelde ben ya Ekko'yu kullanıyorum. Ya işte Sona'yı mesela. Sona'yı hatırlamıyorum da Syndra'yı kesinlikle hatırlamıyorum. Yani Sona'yı kullandığımı hatırlıyorum pardon. Ama Syndra'yı kullandığımı hatırlamıyorum gerçekten. Bakalım. Güzel olacağını düşünüyorum. Burada kesinlikle dediğim gibi iyileşmesiz bir şampiyon. Carry şampiyon. Tam değildir diyoruz ve bu prensipten dolayı adalet ilerini hemen Miss Fortune'a yapıyoruz. Zaten aksiyon var arkadaşlar. Bu Miss Fortune 3 ulti açacak yani. Herhalde 3 ultiyle korkmayın. Dev katili olmasa da vurur ya. Görürsünüz de. Bence ben haklıyım ama burada benim haksız olduğumu düşünen çok arkadaş var. Neyse ben devam edeyim. 4-5'teyiz. Rolluyoruz işte. Altın bileti görüyorsunuz. Paramız da bitti ya. Öyle bir sıkıntı var ve hiç Miss Fortune bulamadık. O rakibin elenmesi lazım ama başka türlü olmaz.
şey var ya, 65 canlı hergele olan rakibimizin elenmesi lazım. Çünkü ikimiz de Anima Team oynuyoruz. O da arma yapmış şey yapmış. Sonuçta kartını seçmiş çok önceden. Yani yapacak bir şey yok. Biz onu görerek seçtik zaten aslında. Ama ben destekten gideceğim için sonuçta Jinx'te şey yapmıyorum. Jinx'ler gelirse alırım kafasında oynadım hep. Altın bilete kadar. Zaten hala da öyle oynuyoruz farkındaysanız. Ama Jinx'ler de geldi bu arada. Bize geliyor olması demek, onun kaybediyor olması demek. Abi şu şeyi hiç aldığımda başarılı olamıyorum. Malphite'ı. Ama çok güzel itemlerle birleştirmiş rakip. Bu çok şey, aslında çok keyifli bir Malphite. Ve bu Malphite alınca hep şey deniyorlar. Süper kahraman da deniyorlar. Bence savunucuyla denemek lazım arkadaşlar. Bu Rock Malphite var ya, o işte zırhının bilmem kaçına oranla vuruyor. Kesinlikle savunucuyla denemek lazım. Denedim de birkaç kere ama işte ya 3 yıldız yapamadım işte reroller yüzünden ya da yenildim. Çok güçlü de olmayabilir, bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. İtemi patlattım. Burada zaten birleştirebileceğim tek kritik item vardı. Sükunet aldım abi. Sükunet yapacağım daha doğrusu. Sükunet aldım dedim. Ya bence de efektif kalacak. Burada zaten bir Fortune itemi yapmışız. Jinx'e de bir tane statik yaptık. Zaten rakibin Vidrancı'nın da kren itemimiz var. Burada artık bence bizim için okey olan item sükunettir yani. Sükunetle rakibi minimum zarar maksimum zarar uğratıp biz ondan daha güçlü çıkacağız. Başka amacımız yok. Yani rakip kapanarak Miss Fortune anima carry oynuyor. Blitzcrank'i 3 yıldız yapmış ve işte çok riskli bir kartla oynuyorsanız kazanacağınızdan emin olmak zorundasınız. Kazanacağından emin değildi. Bence zaten burada da elendi. Çok normal bir şekilde. Şimdi bu rakibim elendikten sonra benim önüm çok açık. O yüzden ya rollemeye başladım. Buraya kadar biraz bekledim. Yani sadece bedava geldiğinde kullandım biraz. Ya da işte ekonomi belli bir limitasyona çektim. 20 golden altına inmeyeceğim, 30 golden altına inmeyeceğim gibi. Jinx'e hemen 3 yaptık. Biz Fortune'ları gerçekten çok bulamadık ama sonra da 3'e gidiyor gibi. İtemsiz mi itemsiz? Bence sonra da 3'te çalışır yani. Niye çalışmasın? Draven da meta'ya girmiş. Herkes oynuyor. Farklı bir oynanışı var. Aynı Nar'ı oynuyoruz ya biz. Şeyde Hecarim atıyla. Böyle bir oynanış biçimi var. Aslında bir tane de videosunu çektim. Ama videoya yarıdan girmişim. Yani şampiyon kartını seçtikten sonra videoyu almaya başlamıştım. Sonra da içime sinmedi. Attım abi. Yenisini çekerim artık. Yenisini çektiğimde beğenirsem şey yaparım, yayınlarım. Zaten çok güzel videolar var elimizde. Yakın yani 3-4 gün içinde gelecek oyunların hepsini, yine dünkü oyun bence bugünkü oyun da güzel. Çok klasik olacak oyunlar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çok güzelden kastım. Ya o kompozisyonu da göstermek istiyorum ama yani. Bir yine denk geldi yani, yaparım ben bir şekilde yapabilirsem. Yaptığımda gösteririm size de. 5-3'teyiz. Miss Fortune'ları bulabildiğimiz kadarını almaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ama çok gerçekten altın biletim olmasına rağmen bulamadım arkadaşlar. Allah'tan oyun bize burada iyi davrandı da bir tane Nico vardı. Savunma Kran alabildim. Başka hiç agresiften yoktu işime yarayan, o yüzden. Ve sonamız 3 yıldız oldu. Sonaları aslında çok yani öyle geldiği için aldım ben. İstemiyordum hakikaten 3 yapmak aslında. Belki 3 yapmasak bile daha iyi olabilirdi, paramızı daha iyi tutmak adına ama. Şimdi 57 canımız var ya, lobinin üstünde kaldık biz bir anda. O yüzden yani diğer şampiyonları da 3'e götüreyim bari dedim. Hatta bu en son bir anime yaptığımızda 8 şampiyonu 8'inde 3 yıldız yapmıştık ya. Belki ona doğru eviririz yine, belli mi olur diye düşünerek. Ama burada tabi Ekko var, Syndra var. İmkansız yerlere bir şey yapmak. Syndra 3 zaten yaparsam diğer hepsini satarım ha. Bundan sonra öyle yapacağım. Bir tane Legendary yaptığımda board'u tutmayacağım. Diğerlerini çıkaracağım board'dan. Sırf ona şov olsun diye. Hep öyle yapıyorlar ya. Ben bilmediğim için işte arkadaşlar hazır. Yani hiç 40'lı yılda bir yaptığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dünkü Nunu videosu için söylüyorum. Neyse, Syndra'yı 2 yıldız yaptık. Miss Fortune'ları ve Ekko'ları topluyorum gördüğünüz gibi. Şimdi 2 tane Ekko'm, 2 tane Miss Fortune'm var. Ben bu senaryoya da bu aralar çok alıştım abi. Yani son 2-3 haftada yayınladığım böyle 4 altınlık 3 yıldız şampiyonların çoğunda böyle bir seçenek oluyordu. Hatta birinde
şey yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Viego, Aurelion Sol, Aatrox üçü de 3'e 1 eksikti ve hiçbirini bulamamıştım. Sonra birini bulduk tabi. Sonra diğerini de bulmuş muyduk? Diğerini de bulmuştuk galiba. Ama hep böyle olmak zorunda değil abi. Önce biri gelsin, sonra biri gelsin. Böyle de olabilir yani. Ya bugün de öyle olmayacak gibi. Hem Echo'yu hem Miss Fortune'ı 2 yıldız yaptım. Burada aslında yani yapma abi diyebilirsiniz ama yani nasıl yapmayayım abi? Geliyor, de hangisinin geleceğini bilmiyoruz. Bir Miss Fortune daha geldi. Şimdi burada aslında Riven'ı satıp hemen şey yapmak lazım. Rollemeye devam etmek lazım. Tamamen biz 45 candayız diye. Zaten daha demin Malphite yapan şampiyona, rakibime kaybettik. En son da ona kaybetmiştik yine biz. İlginçtir, ben ona kaybediyorum. Diğer rakipler kaybetmiyorlar. Bu rakip galiba onu yeniyordu. Ama ben sadece ona kaybediyorum. 2 round tur. 2 round dediğim şey 7-8 eldir yani. Gerçi burada da bu rakibe de, bu rakip de güçlenmiş demek ki. Biz bu rakibe de kaybettik. Demek ki bizim ordumuz düşmüş arkadaşlar. Evet, bu rakibe de kaybetmeye çok yakınız diyeyim. Kaybedebiliriz, problem yok. Altınımız yok ama 3 yıldıza çok yakınız. Miss Fortune'a 1 eksiyiz. Echo'ya da biraz eksiyiz. Echo'ya biraz eksiyiz hakikaten ama burada işte dediğim gibi satıp hemen şey yapmak lazım. Miss Fortune geldi. Şimdi Echo da geldi. Echo geldi. Hemen burada aç gözlüğümüz devam etti. Dediğim gibi Riven'ı, Bench'teki Riven'ı değil, tahtadaki Riven'ı satıp Sükunet'i de elimize almak harika olurdu. Kesinlikle yaptığım bir hatadır. Yani yanlış aslında burada yaptım. Tamamen şu gazla yaptım. Bir tane de Echo bulursam onu, Niko'yu ona kullanmam diyordum ben. O yüzden. Ama Niko'yu kullandık. Gördüğünüz gibi Miss Fortune'umuz 3 oldu. Altın bileti yine maksimum verimle kullandığımızı düşünüyorum. Zaten herhangi bir 4 altınlık carry şampiyonu. Her şampiyon için değil bu söylediğim şey. Ama Miss Fortune çok carry bir şampiyon arkadaşlar. Yani Miss Fortune 3 yıldız yapıyorsanız alacağınız her şeye değer. Öyle söyleyeyim. Çok kolay yenilecek bir şampiyon değil Miss Fortune. Tek yemesi falan lazım yani. Biz de tek yememesi için zaten Hand of Justice'ı verdik. Adaletin elini verdik eline. Yani burada Miss Fortune'a tek atacak sadece Legendary bir şampiyon atabilir. 2 yıldız Fiddle falan da atamaz yani. Zaten aksiyomdan farkındaysanız bayağı ulti açıyor. Tamam, hasarı biraz düşük olduğu için farkındaysanız ikinci ultisini de açmasına gerek var. Burada mesela adaletin eli değil de dev katili olsaydı tamam, belki tek ultide tek atabilirdi herkese. Ama tek atamadığı modeller var sonuçta, boğalara tek atamıyorsun. Onu attın ikinci ultisine gelesiye kadar belki seni düşürecekler abi. Yani adaletin elinin değerini anlatmaya çalışıyorum burada ama neyse, böyle işte. Şimdi Karozal'dan da Echo'yu bulmuştuk ya. Bir Echo'ya ihtiyacımız var. Burada artık hırs ettim. Bir tane de Echo'yu da 2 yıldız yapmak istiyorum. Set 8'de ilk Miss Fortune üçlemeye çok yakınken bir video atmıştım. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama yılbaşının, ya yılbaşıydı galiba. 1 Ocak'ta atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Miss Fortune 3'e çok yakındı. Ama 3 olmamıştı. Ha pardon, 1 Ocak'tan önce atmıştım. 3 olmamıştı. Echo 3 olmuştu. Miss Fortune 1 eksik kalmıştık. Miss Fortune 3 yıldız yapamamıştık. Hatta 2.99 yazmıştım başla. Bazı arkadaşlar clickbait diye böyle kötü yorumlar yapmıştı. Ondan beridir artık öyle şeyler yapmıyorum. Burada ama o video geldi aklıma hakikaten. Şey yapmak istedim. Echo'yu da 3 yıldız yapmak için bayağı hırs yaptım. Board'umdaki tüm 2 yıldız şampiyonları satarım burada buldukça. Gördüğünüz gibi zaten Riven'ı sattık, Sylas'ı sattık, Nasus'u da sattık. Ama tabi diğerlerini satamayız arkadaşlar. Burada Syndra'yı da satabilirdim aslında ama yani ona girmedim. Bir de zaman da yetmiyordu zaten. Ya yani rakip de şaka bir board yok yani bu arada. Öyle yapıyoruz ama bir kere zaten Miss Fortune'ın hard counter'ı boğaları oynuyor rakip. Zaten boğaları oynuyorken Miss Fortune'ın da belki yetemeyeceği yerler olabilir. Tabi burada bizim aksiyon akımlı Miss Fortune'umuz olduğu için ikinci ultisini açıyor, üçü de açar. Ki burada bir göreceksiniz, üçü de açacak. Bundan önce de 3'ü açtığı ultiler oldu bu arada. Ve böylelikle Miss Fortune 3 ile geleneksel bir anime gününden size elveda diyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.